Türkiye'deki siyasetin tablosunu göstermek istiyorum. Şu nedir Allah'ını severseniz? Ben izleyicilerime söyleyeyim. Sol tarafta, ekranın sol tarafında Sayın Bakan'ın gösterdiği tabloda, şimdi ekranda verecek arkadaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi başdanışmanı Nuşirevan Elçi. Bir televizyon kanalında Rudova CHP Genel Merkezi'nde özel röportaj veriyor. Normal şartlar altında burası Faik Öztrak'ın her hafta yapmış olduğu basın toplantısında kullandığı salon. Sağ tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı olur, sol tarafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağı olur. Ama evet, sizde olduğu gibi. Ama bu röportajda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağını kaldırarak CHP Genel Merkezi'nde bu röportajı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın siyasi başdanışmanı. Şimdi burada sadece bunu vermedi. Burada bunu vererek Türkiye'nin içerisine zehirli sözlerini akıttılar. Bu milletin içine akıttılar. Biz çok çektik, bizim yakamızdan düşün artık. Biz bunu istiyoruz. Artık çocuklarımız bu ülkede geleceklerinde bir terör örgütünün varlığını görmek istemiyorlar. Bizim yakamızdan düşün. Kendi sapkın düşüncelerinizi, zehirli fikirlerinizi bu ülkeye saplamayın. Bu ülkenin insanlarına enjekte etmeye çalışmayın. İğnelemeyin bu ülkenin insanlarını. Benim bayramdan ne istiyorsun? Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Ana muhalefet partisi. Ha Cumhuriyet Halk Partileri diyorsa ki ya Türk bayrağını kaldırmaları için bizim için problem yoktur. Onlar için yoksa benim için var. Neden var? Çünkü bu siyasi partinin varlığının sebebi bu millettir. Doğru. Aynı düşünceye fikre sahip olmayabiliriz. Bizim bazı düşüncelerimizi beğenmeyebilir, bizi eleştirebilir. Bizi haksız bulabilir. Bizim hayat bakışımızı, bizim siyaset düsturumuzu beğenmeyebilir. Ama bizim anayasal gereklerimize, bizim kanunlarımıza, örfümüze, adetimize, milli benliğimize, devletimize sadakatimize, bayrağımıza sadakatimize biz hayal getirmeyiz. Onlar da getirmemesi lazım. Bazı konuda siyaset üstüdür aslında. Bayrak gibi, vatan gibi. O da bir siyaset. O da memleket siyasetidir. Evet. O da Türkiye siyasetidir. O da ülke siyasetidir. O da bizim tarihimizin siyasetidir. O da siyasettir. Onu orada bir bayrağı oradan yoksun görenler nasıl cevap verecekler? Hayır, sadece onu söylemedi. Diyor ki İşte diyor, ağzına yuvarlıyor, özellik diyor, yerel yönetimler diyor. Şimdi bütün bunların tamamı, bakın Murat Bey, FETÖ ile beceremediklerini, PYD ve PKK ile beceremediklerini siyasal satıhta becermeye çalışıyorlar. Ve milletin gözüne baka baka, ya tarihte bu kadar büyük bir fütursuzluk, inanın söz konusu değil. Burası Faik Öztrak. Evet. Şu Faik Öztrak değil mi? Evet, Faik Öztrak. Şu şu ve şu. Aynı yer burası. Aynı yer. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya bir tane bayrak sevgisi olan insan yok mu? Ya siz ne yapıyorsunuz diyemiyorlar mı yani? Siz hangi amaca hizmet ediyorsunuz? Siz hangi ülkenin bayrağına selam veriyorsunuz diyemiyorlar mı? Bana kızıyorsunuz. Büyükelçi sizin dosyanızı redakte etti diye isim verdim. Bak tekrar söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan tekrar söylüyorum. O büyükelçinin redakte ettiği, senin kendi milletvekilini, eski büyükelçini gönderdiğin o konuşmanın metnini, konuşma kasetini, kasetçiliği iyi bilirsiniz. Sizin içinizden bir vatandaş savcılığa getirip verirse ihaneti vataniyeden yargılanacaksınız. Hani bize ikide bir yargılanacaksınız diyor ya, ben vatanıma ihanet etmiyorum, vatanıma hizmet ediyorum. Büyükelçiyle masada oturup bu ülkeyi pazarlamıyoruz. Tam tersi. Kıran kırana bir mücadele ediyoruz ülkemizin menfaatleri için, ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için. Hangi sözü verdiniz de bu resmi çektirdiniz? Hangi sözü? Niye verdiniz? Neyi ortaya koydunuz? Peki şehitlerimizin ruhu muazzep olmaz mı? Eziyet çekmez mi? Gazilerimiz bu resme bakarken Cumhuriyet Halk Partisi, kimden alıyorsun sen paranı? Uçağa biniyorsun, özel uçak tutuyorsun, özel uçakla gidiyorsun, kimden alıyorsun? Geceliği 2000 dolarlık otellerde kalıyorsun, kimden alıyorsun bunları? Bu parayı kimden alıyorsun? Bu milletin verdiği vergilerden alıyorsun. Yokup Bey'i başa yıkmak öyle olmaz. Soracağım. Onların hepsi. Yani yargıçları, hakimleri, savcıları tehdit etmekle Yokup Bey'i başa yıkmak. İktidarın edebi içerisinde duruyoruz. Bunu çok net söylüyorum. Bir çizgi olarak söylüyorum. İktidarın edebi içerisinde duruyoruz. Elimizde yetki var. Elimizde kanun var. Anayasamız var. O çerçeve içerisinde duruyoruz. Yokup Bey başa nasıl yıkılır? Sen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ne yapacaksın? Türk bayrağını kaldıracaksın. Kime? PKK'ya, PYD'ye rüşvet vermek için kaldıracaksın.
ben sana teslimim demek için kaldıracaksın. Ne yapacaksın Muhammed Fatih Safi Türk'ü? Ne yapacaksın Aydoğan Aydın Paşa'yı? Ne yapacaksın Kundak'taki Bedir Hanım'ızı? Aybükü öğretmeni. Aybükü öğretmeni, Necmettin öğretmeni ne yapacaksın? Nereye koyacaksın? Nereye koyacaksın Kilis'te şehit olan öğretmenimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, bebeklerimizi? Nereye koyacaksınız?